Lunch. Fiyat tahmini 2024, 25, 30 falan filan nereden alınır tarzında gidiyor. Yeni bir haber bu noktada genel değerlendirmeler yapıyor. Tabii biz de bunun üzerine konuşmaya çalışacağız. Ve dediğim gibi buradan neyse genel minvalde üstüne şöyle bir konuşup değerlendireceğiz. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Onu da hatırlatayım. Sizlerden herkes bunları yapsın lütfen. Hem videoya bir beğeni bırakalım. Aynı zamanda kanala da dediğim gibi abone olmadan geçmeyelim muhakkak. Bunlar mühim yani. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenip abone olanlara istiyorsanız Facebook'tan tabii ki takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatalım. Facebook videolarında hem reklam yok. Aynı zamanda anı anına paylaşımlar yapabiliyoruz. Durum böyle. Facebook sayfasının linki de açıklamalar bölümünün en alt kısmındadır. O linke tıklarsanız doğrudan sayfaya yönlendirileceksiniz. Mevzu bu. Lunch yani genel şu anki durumu zaten aynı. Burada çok fazla konuşacak bir şey yok. Dün neyse bugün o. Geçerlidir yani. Lunch Fenerblok zincirinin yeniden başlatmasından sonra ortaya çıkan devrim. Tövbe, şimdi bir şey diyecektim tam. Devrim niteliğinde bir top. Hangi devrimi yapmış? Yani şeye benziyor. Mesela bir ülke yıkılıyor. Ondan sonra mesela küçülüp böyle hiçbir şey kalmıyor geriye. Kimse o devleti sallamıyor falan. Devrim lan ne devrimi? Almışlar toprağa götürmüşler. O mu devrim? Ona benziyor biraz da. Hangi devrim? 120 dolardan 6 sıfırlara çökmen mi devrim? Evet 6 sıfırlar. Şu an 4 sıfırlı noktalarda ama 6 sıfırlara kadar çöktü. Yani öyle de bir durum var. 6.0997 ATL'sidir. All time low. Yani tüm zamanların en düşük seviyesi. Yine tabii ki Mayıs'ta, 2022 Mayıs'ta görüldü. Burada birazcık saçma konuşmuşuz. Ya o zamanlar tabii korkunç volatilite gösteriyordu. Ve tam bir oluşum söz konusu değildi. Hani oluşum ne demek? Ya yani şimdi öyle bir durum oluyor ki coin zaten o çöküşün bir etabı. Yani çöküş esnasında tabii ki volatilite olur. Hiç şüphesiz. Zaten varlık anlık olarak biliyorsunuz çöküş gerçekleştiriyor. O anda da farklı hareketler yapıyor. Yoksa bir saatte 30 kat arttığı da oldu mesela. Ya da haftalar yani aylar içerisinde 600 kata kadar mı ne öyle bir şey yükselmiş oldu. Ya ama daha onu yapsın yani sonuçta %99,9 oranında düştü varlık. Böyle de bir durum var ki o zamanlar mesela nereye düşeceğini bilmiyorsun. Çünkü ortada artık finansal bir ortam yok. Yani finansal bir ortam yok ortada. Ne olduğunu bilmiyorsun artık. Hani bir iflas süreci ABD'de mesela bankrun falan olur ya bu artık iflas etmiş, sistem çökmüş yani. O yüzden fiyatlamadan ziyade zaten sistem çöküyor. Sistemin fiyatını nereden bilebilirsin ki? Bunun karşılığını. Öyle yani. Lunch gerçek para birimleri için sabit paralar çıkaran bir ödeme sistemi oluşturmaya başlamaktadır. İşte bir zamanlar öyleydi, şu an değil maalesef. Yani kimsenin şu anda şöyle söyleyeyim ben size, büyükten küçüğe yatırım yapan yapmayan Luncu'dan Terra Classic'ten tutup da gerçek bir faaliyet ve stable coin'lerden kaynaklı bir genel kullanımı kimse beklemiyor artık öyle ifade edelim. Bu geçiş finansıyla kripto para birimi arasındaki boşluğu kapatacaktır. Sistem gerçek dünya varlıkları destekler sabit var. İşte dediğim gibi artık faaliyet göstermiyor. Lunge hakkında daha fazla bilgi ya burada bir sürü şey yazar. Bunlar doğru değil. Şimdi uygulamadığınız zaman white paper'ınızda maalesef ne yazdığının bir önemi yok. Yani bu mesela white paper çıkar. Neden? Bu ne işe yarar? Değil mi? Yani biz neyiz? Ne yapıyoruz? Bize nasıl bir yani böyle bir proje var? Bu nedir? Değil mi? Nedir, ne olacaktır, ne yapılır, ne işe yarar, ne işe yaramaz. Bu noktada bir yol gösterici. Fakat sen onu uygulamadığın zaman, değil mi? Yani sen onu uygulamadığın zaman geriye bir şey kalmamış oluyor.
Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ya böyle de bir durum söz konusu işte. Tera Klasik nedir? Tera Klasik dediğim gibi bir zamanlar Tera'nın çökmüş ekosistemidir. Burada yazılan şeyler değildir, onu söyleyeyim. Buradaki tamamen açmış defterden okuyor yani şu anda. Burada yazanlar değildir. Tera Klasik'in bir amacı yoktur, bir hikayesi vardır. Genelde meme coinlerin olayı zaten budur. Bir amacı veya gerçek bir iddiası yoktur. Hikayesi vardır. Shiba'da bu yakım yapıyoruz. İşte proje 1 dolar olacak. Lounge'da bu biz bir zamanlar 120 dolardık. Yine olacağız. İşte arzımız bir zamanlar milyonlardaydı. Yine milyonlara düşecek tarzında yersen. Yiyorlar bu arada. Hem de patır kütür yiyorlar yani. Hapur hupur mu denir? Artık bilmiyorum. Yiyorlar ama yani haberiniz olsun. Ya yani böyle de bir durum söz konusu. Evet. Gelişmiş, evet çok gelişmiş bir blok zincir ağıdır. Yıllardır 120 doğrulayıcıya sahiptir. Hiç ne artar ne azalır yani. Terra ilk olarak 2019'da piyasaya sürüldü ancak bağlantılı stablecoin Terra USD veya USD'nin 2022'de çökmesinden sonra önemli değişiklikler geçirdi. Evet, önemli değişiklikten kastı tabii ki stablecoin'in yani tırnak içinde sabit coin'in fiyatındaki değişim bu arada. Hani önemli değişimden kastı logodur, isimdir, markadır. Direkt fiyatı değişti yani daha ne kadar değişebilir bilmiyorum yani bir stablecoin. Bu olay Terra 2 veya Terra Classic adlı yeni bir zincirin doğmasına. Ya bunu anlatana kadar benim canım çıktı ya. Ulan video çekiyorum, ertesi şey aynı videonun altına gene aynı soru. Aynısını anlatıyorum, aynı soru. 2022'de olan canım çıktı bundan dolayı. Diyorum ki kardeşim çok basit. Ethereum'da olduğu gibi şimdi bu ağ çöktü. Yeni bir ağ kurulacak. Yeni ağın adı Terra olacak. Şu an çöken ağın adı Terra Classic yani ilki olduğu için Terra Classic olacak. Haliyle UST'nin adı UST Classic anlamında USDC. Lunge'un adı da yani o zamanki Luna. Yenisinin adı Luna olacak. Yani adamlar tüm isimleri yeni blok zincirine taşıyor. Eskisinin de tümüne klasik takıyor kardeşim. Bu kadar ya. Anlatamadık lan bunu. Yani neyse tamam. İlerleyen videolarda değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.